Türlü türlü diyetler, mucize kürler, haplar, diyet içecekler, hatta ameliyatlara varan yöntemlerle zayıflamak hakkında birçok kafa karıştırıcı yolun bulunduğu bir dönemdeyiz. Hatta artık bu da bir rant kapısı. Ve farkındaysanız esas mesele kilo almak değil, kilo vermek olmuş durumda. Bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Genellikle hareketsiz yaşamın kilo almaya sebep olduğu sanılmaktadır. Veya alınan kiloların sorumlusu iri kemikli olmak veya genetik faktörler gibi nedenlere dayandırılmaktadır. Aslında bunların hiçbiri birinci etken değildir. Birinci etken sosyal kültür ve hayat şartlarıyla farkına varmadan bize dayatılan beslenme alışkanlıklarıdır. Bu konuya geçmeden önce bilinmesi gereken en önemli ve en temel konuyla başlayacağız. Yani kilo almanın nasıl gerçekleştiğini ve vücudun nasıl bir mekanizma kullandığını öğreneceğiz. Sistemin nasıl çalıştığını anladıktan sonra buna göre hareket etmek, eğer ki sistemde bir metabolik bozukluk yoksa sonuç almamıza neden olacaktır. Bu arada video boyunca kilo almak ve kilo vermek derken kastettiğimiz şey vücudun yağ depolaması ve dolayısıyla yağ oranının artmasıdır. Yağ dediğimiz şey, vücuttaki aynı ağırlığa sahip kastan daha fazla yer kaplayan bir madde. Yani yoğunluğu düşük olduğu için şekile girmesi zor ve kabarık bir görüntüsü var diyebiliriz. İşte bu depo edilen yağların çoğunluğuna trigliserit deniyor. Trigliseritlerin depo edilmesi bir problem iken kanda serbest halde dolaşabilmeleri daha büyük bir sağlık problemi. Bu yağları depolayan mekanizmanın başında insülin hormonu bulunur. Hepimizin şu meşhur şeker hastalığından bildiği insülin hormonu, kanda bulunan şekerin hücrelere taşınmasından sorumludur ve bu işi yaparken yağları da depolama görevini paralelde yürütür. İnsülin hormonu biz yemek yedikten sonra devreye girer ve görevini yapmaya başlar. İnsülin hormonunu en fazla yükseğe çıkartan ve bu hormonun uzun süre yüksek seviyede kalmasını sağlayan besin grubu ise karbonhidratlardır. Önce size karbonhidrat grubuna girmeyen besinlerden örnekler vereceğim ve ardından karbonhidratlara giren besin grubundan örnekler vereceğim. İki besin grubuna beyninizin vereceği tepki farklı olacak. Bunun sebebini de birazdan açıklayacağım. İşte karbonhidrat grubuna girmeyen gündelik besinler. Dana eti, tavuk eti, balık, brokoli, salata, taze fasulye, yoğurt, pırasa, ıspanak. Karbonhidrat grubuna giren besinler: waffle, dondurma, ekmek, börek, makarna, pilav, patates, poğaça, simit. Sanıyorum ne demek istediğimi biraz anlamaya başladınız. Çünkü karbonhidrat grubuna beyniniz daha fazla ilgi duyuyor ve bu grupta olan her şeyin fast food olarak satılabildiğinin de altını çizmek istiyorum. Beyninizin karbonhidratlı gıdaları sevmesinin nedeni kan şekerini hızlı bir şekilde arttırması ve bu nedenle mutluluk hormonunun salgılanması yoluyla bir bağımlılığın da başlaması. Kan şekeri hızlı ve yoğun bir şekilde arttığı için insülin hormonu da daha çok ve uzun süreli salgılanıyor ve buna paralel olarak da yağ depolama süreci de bir yandan devam etmiş oluyor. Karbonhidrat, vücudun enerji elde ederken kullandığı ilk kaynak. Yani karbonhidratın olduğu yerde vücut yağ yakmıyor. Karbonhidratın sürekli olduğu bir ortamda da harcanan enerjiden fazla olan besini de yağ olarak depoluyor. Ancak ne kadar enerji harcanırsa harcansın, insülinin şeker ve karbonhidratla tetiklendiği bir ortamda yağ depolama süreci bir şekilde her zaman devam ediyor. Şeker demişken aslında karbonhidratın da vücutta dönüştüğü son form da şeker. Şekerli bir besin aldığımızda dönüştürme sürecini atlatarak vücuda doğrudan şeker vermiş oluyoruz. Ve kimyasal olarak yeni keşfedip adına da şeker dediğimiz bu madde ise günümüzde biz fabrikalarda oluşturup vücuda doğrudan veriyoruz. Şekeri kısaca hatırlayalım. Normalde insan vücudu bu maddeyi besinlerde bulunan doğal formunu dönüştürerek kullanıyor. Ancak bu madde günümüzde sanayileştirilmiş bir şekilde, yani işlenmiş olarak tüketiliyor. İşlenmiş olan bu hali ise kendine mutfaklarda ve gıdalarda 1700'lerden sonra başlayan endüstri devrimiyle beraber yer bulmaya başladı. Yani aslında insanoğlu mağaradaki yaşantısından bu yakın döneme kadar geçen onca sürede bu maddeyi tecrübe etme şansı bulamadı. Şimdi ise insanoğlu bu aşırı tüketim çağında
bu maddeyi yeni yeni tecrübe ederek sonuçlarını görmeye başlıyor. Bir hastalığa da kendi adını vermiş olan bu madde birçok hastalığın da temel etkeni. Hatta kendisinin neden olduğu hastalıklara ek olarak kanser gibi hastalıkların da gelişmesine yardımcı olup kanser hücrelerini bile beslediği ortaya çıktı. Tüketilmeye başlandığında bağımlılık yapıyor ve tüketilmediği zamanlarda kişinin yoğun bir yoksunluk hissetmesini sağlayarak bir çeşit krize girmesine neden oluyor. Vücuda girdiğinde beyni besleyerek kısa süreli enerji ve mutluluk hissi veren bu maddenin etkisi geçtiğinde mutluluk ve enerji halinin yerini yorgunluk ve mutsuzluk hissi alıyor. Vücuda girer girmez hormon dengelerini bozmasının bir sonucu olarak karaciğerin yağlanmasını sağlıyor ve kilo aldırıyor. Bu nedenle kendisi verilemeyen o inatçı kilolarında baş sorumlusu. Aslında insanın yaşamak için bu maddeye ihtiyacı yok. Çünkü insan vücudu doğal besinlerin yıkımı yoluyla zaten ihtiyacı kadarını sağlıklı şekliyle alabiliyor. Bütün bunlara rağmen bu madde ile üretilen gıdalar televizyonlarda reklama en çok yapılan ürün gruplarının başında geliyor. Çünkü bağımlılık yapması nedeniyle onunla üretilmiş gıdaların satışı da ticari olarak sürdürülebilir, karlı bir model. Günde 6 kaşıktan fazlası zararlı olan ve azının dahi bir yararının olmadığı bu madde şeker. Şekerin zaten zararlı olduğunu bilmeyen yoktur. Belki birileri azının faydalı olabileceğini düşünmüş olabilir. Ancak azı dahi faydalı değil. Hiç canınız krize girmiş gibi sebze, kuru yemiş veya baklagil gibi sağlıklı besinleri çekti mi? Ama tatlı krizlerini hepimiz biliriz. İşin ilginç yanı şekeri bırakanlar bu krizlere bir daha girmiyorlar. Çünkü sağlıklı olan bir şeyin bağımlılıkta yapmaması gerekir. Her bağımlı, kendi bağımlısı olduğu şeyi kendi isteğiyle sevdiği için kullandığını söyler. Böyle zanneder. Hatta ironik bir şekilde az miktarda kullandığını, istese bırakabileceğini ama sevdiğini söyler. Peki ne kadarı az, ne kadarı çok biliyor muyuz? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günde 6 tatlı kaşığı şekerden, yani yaklaşık 10 küp şekerden fazlası tehlikeli. Peki yediklerimizde ne kadar şeker var biliyor muyuz? Türkiye'de çok yaygın kullanılan bir küp şeker markasının 1 kilogramlık paketi içinde 360 adet şeker bulunuyor. Bu da bir küp şekerin yaklaşık olarak 2.7 gram gelmesi demek. İşte bu bilgi ışığında hangi gıdada kaç adet küp şeker var beraber bakalım. 330 mililitrelik bir kutu kola. 1 su bardağı meyve suyu. 1 dilim kek. 2 dilim baklava. 1 adet çikolatalı gofret. Ve bu liste uzayarak gider. Karbonhidrat ve şeker bağımlılık yapan, bırakmanın zor olduğu besin gruplarındandır. Bu nedenle genelde ekmek yemediğinizde doymadığınızı sanırsınız. Ekmeksiz yemek yiyemez, şekersiz çay kahve içemezsiniz. Ekmek kandaki şeker seviyesini hızlı bir şekilde yükselttiğinden size kısa sürede doygunluk hissi verir ve tabii ki zaman içinde birçok hastalığa ve kilo almaya neden olan süreci başlatır. Aynı durum tatlılar, makarna, pilav gibi besinler için de geçerlidir. 2 yaşındaki çocuklara bu tarz besinleri verdiğinizde hiçbir besinin peşinden koşmadıklarını, ancak çikolata, bisküvi, patates, pilav, dondurma gibi besinleri talep etmeye başladıklarını görebilirsiniz. Sebebi de kan şekerinin hızlıca yükselmesidir. Karbonhidrat ve şekerin vücuda olan zararlı etkilerini görmek isteyenler bir deney yaparak hayatlarından sadece bir haftalığına hamur işi ve şekerli gıdaları tamamen çıkararak görebilirler. Bu süre zarfında istedikleri kadar et ve sebze tüketseler dahi önce kendilerini yoksun, daha sonra dinç hissetmeye başladıklarını farkına varacaklardır. Ancak bu noktada kişinin şeker hastalığı gibi bir metabolik rahatsızlığının olmaması gereklidir. Karbonhidratın ve şekerin beyindeki bağımlılık mekanizması sigaranın kullandığı bağımlılık mekanizması ile aynıdır. Bu nedenle bu mekanizmayı kırmak için kullanılan yöntemin aynısını kullanmak isteyenlerin ekranda beliren linke tıklayarak bununla ilgili olan videoda izlemelerini tavsiye ediyorum. Günümüzdeki beslenme alışkanlıkları bizi yoğun karbonhidrat ve şeker tüketimiyle yüz yüze bırakmaktadır. Bahsettiğim bir haftalık deneyi yaparsanız siz karbonhidrat ve şekerden kaçarken bir şekilde sürekli karşınıza çıktıklarının ve kaçamadığınızın farkına varacaksınız. Halbuki gündelik hayat içinde bunun bir bağımlılık olduğunun farkında bile değiliz. Daha fazla içerik için kanalı takip etmeyi unutmayın.